Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi enerjileri nasıl harcamalıyız ve enerjileri nasıl biriktirmeliyiz ve enerjilerle gelen puanlardan nelere almalıyız? Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Refah merkezinde Burada kahraman savaşçı sınavında. bu ödüller yer değiştirebiliyor. Mesela aslında her hafta bu şekilde olacak diye bir şey yok. Yani madalya dönüşümünde 2400 puana 80, 1200 puana da 40K madalya dönüştürme malzemesi veriyor. Bunu da 2 gün boyunca yaptığınız puanlarla, ikinci günün sonunda arttırdığınız puanlarla diğer güne aktarırsanız, yani harcamaz da diğer güne saklarsanız, mesela aslında 1.80, 1.40K daha alıp toplamda 360K madalya için dönüştürme yeşil çekirdeğini alabilirsiniz. EGK'da da şöyle bir şey var. EGK'da mesela benim yaptığım şey 400'lük 1 saatlik hızlandırma, yani 400 tane 1 saatlik hızlandırmayı alıp artan malzemeyi de direktman mavi kristal alıyorum. Çünkü onda da canımı yükseltmek için şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bakın buradaki kask, üniforma ve ayakkabıdaki kristallerin hepsi mavi can. Yani ben bu kristallerin hepsini, yani buradan yani EGK'daki harcama neydi şunun adı ya? Kahraman Savaşçı sınavındaki 400'lük işte 1 saatlik hızlandırmayı alıp artanıyla mavi kristal almak oluyordu. Şimdi şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela aslında benim hıza ihtiyacım olduğu için ben 400 tane 1 saatli alıyordum. Artanıyla işte mavi kristal alıyordum. Ama siz bunun tam tersini de yapabilirsiniz. Eğer hızlandırmanız iyi ise komple mavi kristalle alabilirsiniz. Hani hasar ve saldırı kristallerini almanızı açıkçası tavsiye etmiyorum, ama şundan ötürü tavsiye etmiyorum. Zaten bunları efsane kutulardan fazlasıyla alıyorsunuz. Can kristalini sadece asker basma günündeki efsane kutusundan alabiliyorsunuz. Onu da her zaman yapamadığımız için, o yüzden can bayağı bir açık veriyor ve burada da toplamda 9 tane can kristali var. 6 tane şimdi ben zaten gelen mesela hasarlardan 6 tanesini ben zaten hallettim. Artık madalyadakileri tamamlayacağım. Sonrasında artık buz kristalini yapabilirsem turuncu yapacağım. Şimdi gelelim, enerjiyi ben nasıl biriktiriyorum? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben Perşembe günü gelen şeyi de dahil, hatta şöyle göstereyim size. Bakın ben bunu daha almadım. Bakın daha almadım. Ve benim buna rağmen şöyle göstereyim. 7 tane yüzlük canım var. Ben bunları en son Perşembe günkü aldıktan sonra ve o günde ihtiyacıma göre, eğer ihtiyacım varsa, puanımı tamamlayamadıysam, hani istediğim malzemeler almak için ya da fazla almak için, onu o zaman harcıyorum. Buradaki amaç şu arkadaşlar, hani sadece buradaki ödülleri almak olarak görebilirsiniz, ama eskiden bir avantajı vardı bu oyunun. Size onu da göstereyim. Zombilerde mesela çöle girdiğiniz zaman, mesela ben 42 level kesiyordum. Normalde 6 tane veriyordu. Yani 3 tane veriyor orijinalinde. Ama burada çölün ilk günü kestiğimiz için, yani çarşamba günü kestiğimiz için 6 tane veriyordu. Şimdi onu kaldırmışlar, ama şöyle bir avantaj vermişler. Artık dede diye tabir ettiğimiz Chopper, o artık 45 leveli kendisi direktman gidip
kesebiliyor. Yani o yüzden bu bizim için avantaj olmuş. Şimdi burada ben size bütün bu enerjilerle ne kadar bir malzeme gelecek, ben size onun da hesabını yapacağım. 3894 tane var. Ha, bu arada şeyi de indirmişler. İstediği enerji miktarını da indirmişler. Bunu da 20'den, 5'e çekmişler. şimdi burada benim 270, 7 tane burada var, 970, 6 tane burada var, 1270, 1770, 1820. Bölü 5, şöyle eşittir. 364 kere saldırı yapabiliyoruz. Bunu 4 tane dönüş olursa, ki en yüksek olarak hesaplıyorum arkadaşlar. Hani düşük de olabilir. 4 de çarpalım. 1456 yapıyor. Yani bina çekirdeği. Gerçi orada toprak damar çekirdeği diyor ama ben ona bina çekirdeği diyorum. Yani bu şekilde 1456 tane malzemeyi almak hem bize puan konusunda hem de gelen malzeme konusunda oradaki malzemeleri çok fazla bir şekilde artık rahatça alabileceğiz. Bunu da çok güzel bir şekilde bizim için avantaj oldu. Ve ben burada meselasında, şimdi madalya yok ama ben buradan meselasında ne alacağım? Bu kahraman savaşçı sınavından. Ben bunu bir kere meselasından alacağım. Hani levelim çok mu düşük? Şöyle göstereyim. Değil ama yine de benim için yeterli. Şunu da şöyle yapalım. Geri kalan kısımlarıyla ne yapacağım? Bunu bir kere alacağım. Yani tecrübe puanı ve 1 saatlik 400 tane hızlandırmayı kesin alacağım. Yani yaptığım puana göre kendimce hesaplama yapacağım. Yani 2000, 3200 öyle. Yani kısacası bana 9600 puan kesinlikle olmalı. Yani bu istediğim şeyi 3 gün boyunca almak için 9600 puan olmalı. Toplamalardan, kesilen zombilerden zaten bize bunların puanını veriyor. Bunları verdikten sonra artan malzemeyle de ihtiyacım ne varsa, mesela bakalım şimdi benim madalyaya ihtiyacım var mı? 725K madalyam var. Pek ihtiyacım olduğu söylenemez. 657K'da firavun jetonu var. Ya buna da pek ihtiyacım olduğu söylenemez. Neye ihtiyacım var benim? Şöyle göstereyim. Benim sarı taşa ihtiyacım var. Kırmızıyı zaten pazartesi günü etkinliklerinden alıyoruz. Pardon. Şöyle göstereyim elmas dökümünü. Şimdi ben burada artık yavaştan yavaştan buradaki kırmızıları tamamlamaya başladım ama sarılarım açık kalıyor. Yani o yüzden ben 9600 puanı tamamladıktan sonra artan ne kadar puanım olursa ben buradan, Sarı taş alacağım. ki buraları tamamlamak için zaten maviye hiç ihtiyacım yok. Hani onu söylemeye bile gerek duymuyorum. Burada özel askerim benim için çok önemli. Bunu da zaten fullemişim. Artık geriye kalan birisi bir yer o kalıyor. Artık kara yapmak çok da fazla zorlamıyor artık insanları. Kare hani neredeyse bebek oyun. Buraya hiçbir şey yapmadım ama buraları da ayarlarız, hallederiz. Onlar benim düşündüğüm şeyler değil. Zaten daha barbarı ben yeni açtığım için hiçbir şekilde ona daha ehemmiyet vermiyorum. Daha benim zamanım bu konuda çok. Yani bayağı bir zamanım var. Yani şimdilik enerjiler ve harcamayı nasıl yaptığımı size elimden geldiğince anlattım. Kesinlikle böyle yapın demem. Ama benim yaptığım ve benim üzerinde ilerlediğim sistem budur. Çarşamba ve Perşembe günleri elde bir tane bile enerji
bırakmayacak şekilde harcama yaptıktan sonra cumadan salıya kadar bütün enerjileri biriktirip en az 5 enerji olacak hesapta. Çarşamba günü zaten ödülle ve VIP puan marketindeki enerjiyle birlikte bu rakam daha da artacak. Onun haricinde bu toplanan enerjiler dışındaki enerjileri de şöyle harcıyorum arkadaşlar. İlk başta avarileri kesiyorum. Ondan sonra ittifak maaşını almak için 5 tane zombi. Sonrasını hep full garnizona atıyorum. Yani güçlenmek için, ama bu şekilde de yaparsanız sizin için de iyi olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.